Silverlight'ın temellerinden bahsedeyim. Burada kullanacağımız şey gene XAML olacak. BPF'ten yaptığımız bu uygulamaların kodlarını diğer tarafta nasıl çalıştığını göstereceğim. Önce bir Silverlight projesi açıyorum. Silverlight application, basic dedik. Evet, bize Silverlight projesi açtığımızda bu şekilde bir panel geliyor. New Silverlight application ekranı. Yukarıda bir checkbox var. Buna bastığımız zaman bizim yaptığımız BPF uygulaması gibi alttakileri kapatıyor. Enable özelliğini. Ne işe yarıyor bu? Web sitesini, Silverlight uygulamasını bir web sitesinde host etmek istiyor musunuz? Gibisinden bir durum var. Şöyle, Silverlight uygulaması tek başına deyip bir web uygulaması üzerinden çalışır. Çünkü istemci taraflı çalışır. Client tarafındadır. Bu nedenle bir web uygulamasında bunu host etmek gerekiyor. Bu ASP.NET olabilir, PHP, HTML fark etmiyor. Bir flash dosyasını taglar arasına eklemekten bahsediyoruz. Bu kadar basit. Bunu eğer bir web projesinde host edeceksek projenin adı ne olacak? SL Basic dediğim için sonuna nokta web dediğinde bu web projesi isimlendirmesi oluyor. Tipi ne olsun? Web application projemi yoksa website mi? Biz application proje olarak devam ediyoruz burada. Okey dediğimde ortamı bana hazırlıyor. Bir solution açacak. Onun içerisinde iki tane proje olacak. Birisi Silverlight'ın application projesi. Sadece XAML'ların olduğu yer, class'ların. Diğeri de web uygulaması, ASP.NET host projesi. VPF'de olduğu gibi benzer bir ekran geldi bize. Silverlight uygulamamız. Main page XAML dosyası. Burada VPF'den farklı olarak ilk dikkatimizi çeken user control. VPF'de ise window geliyordu bize. Windows form'un karşılığı. Silverlight tarafında her şey user control mantığıyla çalıştığı için buna user control deniyor. Solution tarafını Explorer açıyorum. Bahsettiğim gibi iki tane proje var. Birisi Silverlight'ın kendi projesi. Diğeri de bizim application'ımız. ASP.NET ve HTML olmak üzere iki tane test sayfası var. Ve diğer bazı sayfalar var. Silverlight, JavaScript dosyası filan. Burada nasıl çalışıyoruz? Şunları biliyoruz zaten. Sık sık kullandık. Şimdi bunun mantığını öncelikle anlamak gerekiyor. Bizim yukarıdaki XAML dosyasında normal VPF'teki gibi çalışıyor. Ama şunu unutmamak gerekiyor. Buradaki Silverlight uygulaması istemcide bulunmak zorunda. Yani bilgisayara indirilmek zorunda ki karşı taraf bunu görsün, kullanabilsin. Çünkü Silverlight bir sunucuda çalışan bir uygulama değil. İstemcide çalışır. Yani bir web sitesine girersiniz. O Silverlight uygulaması sizin bilgisayarınıza indirilir. Ve orada Silverlight Runtime onu çalıştırır. Silverlight plugin'i, eklentisi onu çalıştırır. Yani Flash gibi çalışır. Mesela Flash'ta bilgisayarınıza Flash player kurmadan çalışmaz değil mi? Çalıştıramazsınız. Çünkü istemcide çalışır. Olması gereken budur. Burada da bu şekilde ben mesela main page XAML'dayım şurada. Geldim buraya bir text box. Text block. Text block'umu attım. Content'ine. Content yok tabii ki. Text'ine. Can Uysal Silverlight. Size'ını büyüteyim. Font weight bold olsun.
yukarıdan da biraz aşağıda olsun şöyle. Horizontal ve vertical center yaptım. Güzel bir uygulama oldu. Ben bunu build edeceğim. Bakın şuraya dikkat edin. Client bin dosyasının klasörüne dikkat edin. Build ediyorum projeyi. Bakın bunun içerisinde bir zap dosyası geldi. XAP'ye uzattım. Vardır bir hayır diyerek şöyle bir çalıştıralım. ASP:X ya da HTML dosyasını çalıştırabiliriz. Silverlight dolum ekranını göremediniz. Sağ tıklıyorum. Bakın Silverlight. Tamamen her yer Silverlight. Ortada da benim text blokum var. İşte bu da bizim Silverlight uygulamamız diyebiliriz. Peki HTML ve ASP:X içerisinde ne oluyor? Tamam. Anladık. Çalışma mantığını temel olarak gördük. Mesela HTML'e bakalım. Sıradan HTML ve JavaScript'lerden oluşuyor. Bir farkı yok. Şurada HTML yapıyı düzenlemek için bazı kodlar var. Şurada script olarak Silverlight CSI JavaScript dosyasını çağırmış. Bu da ekranda sonuçta istemci taraflıysa istemciyi JavaScript ile yönetilsin. O mantıkla ayarları yapılan yer Silverlight JavaScript dosyası. Burada JavaScript ayarları var. Bunu çağırıyor. Ve şurada bakın function'lar var. JavaScript fonksiyonu. On Silverlight error. Yani Silverlight'ta bir herhangi bir şekilde hata olduğu zaman ne yapılmalı? Bunun içerisinde onları yönetiyor. Bu bilgileri elde ediyoruz. Şurası önemli. HTML'in body kısmı. Body içerisinde bakın Silverlight Control Host diyor. İçerisinde de bir object tag'ı var. Object tag'ının mantığı şu. Siz Flash, Silverlight vesaire HTML'in içerisine gömülmesi gereken herhangi bir yazılım geliştirdiğimizde bunu HTML içerisine object taglarıyla tanıtırsınız. Mesela Java Applet, Flash Player, düzeltiyorum, Flash uygulaması. Bu Flash oyun olabilir, Flash Player olabilir. Bir Java Applet, Java uygulaması olabilir. Ya da bir Silverlight uygulaması. Fark etmiyor. Bunları HTML'in object taglarını kullanarak HTML içerisine gömüyorsunuz. Burada data vesaire parametreleri belirtebiliyorsunuz. Application, X Silverlight 2 vesaire. Bakın %100 diyor mesela burada. Buna da geleceğim. Neden böyle? Hatırlarsanız biz şurada bakın her yere tıklıyorum Silverlight diyor. Ben bunu küçük bir alana çalıştıramaz mıyım? Öyle bir yerde. Benim istediğim bir alanda çalışacak sadece. Bunu da yapabiliyorum işte. Bu yapıyı yöneterek yapabiliriz. Şurada da param source olarak da client bin sl basic zap diyor. Diyor ki kaynağım buymuş. Silverlight buradan çalışacak. Bu dosyayı alacak diyor. Ona da geleceğim. Error. Hata olduğu zaman ne yap? Value'su on Silverlight error. Fonksiyonu çağır. Yani şunu. Sonra background'ı white olacak. Minimum runtime versiyon, yani Silverlight uygulaması geliştirdin, Silverlight 5 ile. Ama kullanıcının bilgisayarında 4 yüklü. Mesela, örnek. Eski bir versiyon var. Onda çalışmaması gerekiyor, zaten çalışmaz. O yüzden eğer istemcinin bilgisayarında runtime versiyonu düşük ise senin uygulamandan, burada auto upgrade işlemi yapacak ve şu linke yönlendirecek,
Buna tıkladığın zaman bilgisayarına Silverlight'ın senin işletim sistemine uygun eklentisini indirecek, onu kuracaksın. Burası bu şekilde. Peki şuna gelelim, ZAP dosyası ne? ZAP dosyası olmazsa Silverlight olmaz diyebileceğimiz bir şey. O yüzden oluşturuyor kendisi. Nedir bu? Geldim. Bakın, ZAP dosyası burada. Projemin içinde kalan gibi. Şimdi siz şu projeyi çalıştırıp sitenize eklediğinizde XAML'ları göstermiyor aslında. XAML diye bir şey yok onun için. Bunu şu şekilde yapıyor. Bu projeyi build ediyor, derliyor, DLL haline getiriyor. Ayarlarını falan yapıyor, paket yapıp RAR haline getiriyor, bildiğimiz RAR. Uzantısını da ZAP yapıyor ve istemciye gönderiyor. İstemcide de o Silverlight eklentisi bu ZAP dosyasını alıp içerisindeki ayarları, DLL'leri okuyup çalıştırıyor. Bu kadar basit mantık. ZAP dosyası, uzantıyı değiştir, RAR yap, çıkar, içine gir, bakın SL Basic DLL'i burada, manifest dosyası da burada, bu da ayarları tutuyor, bu DLL şu isimle çağrılıyor vesaire, bakın XName, SL Basic, bu DLL'in adı bu. Şuradaki ayarlar vesaire tamamen Silverlight'ın ayarlarını tutuyor. Mesela bunun içerisinde farklı DLL'ler de kullandınız diyelim. Onları da buraya ekliyor. Yani Silverlight projesinde ne kadar gerekli DLL varsa hepsi bilgisayara, istemciye gönderilir ZAP içerisinde. Burada bir class oluşturdunuz. Ettiniz. Geldik. Kullanmadığımız için göstermedi. Ama onu da bunun içerisine gömdü. SL Basic içerisine. Mesela ekstra bir DLL kullandık, onu XAML içerisinde tanıtacaktır. Bu DLL'in de adı, namespace'i bu şekilde. Velhasıl bunun içerisindeki bilgileri de DLL içerisinden erişilebiliyor. Çünkü bu istemci tarafına gidiyor. Kullanıcının bilgisayarına. Yani hiçbir zaman güvenli değil. Elde edebilir çünkü. DLL'i okuyabilir. Ne demek oluyor bu? Şifre vesaire bunlar kullanıcının bilgisayarına gönderilmez. Silverlight projesinde tutulmaz. Ayrıyeten çok fazla DLL, içerik, komponent, döküman, resim Silverlight projesinde tutulmaması gerekiyor. Gerekiyorsa, çok acilse, mutlaka lazımsa sıkıştırırsın. Daha fazla lazımsa bir web sitesinden link olarak alırsın. Sonuçta online çalışacak bu. Bir web siteden link al. Ama bunun içerisine gömme. Çünkü boyutu yükselir. Kullanıcı için olumsuzdur. Performansını etkiler. Çok bekletir. Bu yüzden senin uygulamanı kullanmaz. Velhasıl genel olarak temeli bu. Mesela bir tane sürekli diyorum yani VPF'den copy paste yaparak Silverlight'a aktarabiliriz. Şunu kopyalıyorum. Daha karmaşık görünen bir şey yapalım hatta. Üçtü sanırım. Bu biraz daha hoş. Kopyaladım bunu. Main page XAML'a. Yapıştırdım.
Bakın o ayarları hatırlarsanız. Değiştirmiş miydik? Değiştirmişiz. Görüyor musunuz? Olduğu gibi copy paste. Yani XAML birebir aynı çalışır. Değiştirelim. Şu combo box, list box'ları falan da alalım. Seçtim, yukarıya gidiyorum.